A ve B kümeleri birer kümedir demiş. Bir dakika. Evet, şöyle iki kümeden bahsettik, A ve B gibi. Evet, şu A olsun. A kümemiz. Diğerini B seçelim. O da şu olsun. Evet, A kesişim B'nin en çok olma durumu ise, çünkü en çok olma ihtimalini sormuş. En çok kaç olabilir demiş. O halde bizim istemiş şunun en az olması. Zaten bunu direkt verdiği için ben buraya iki yazmam gerekiyor, değil mi? İki eleman demiş. A kesişim B, bak burada iki eleman demiş. Buradan bunu anlıyoruz. Evet. O hale gelip mecburen buraya iki yazacağım. Küçük ya da büyük seçme imkanım yok. Zaten ikiymiş. Gelelim buraya. Şimdi şurayı nasıl yapacaktık? A'nın eleman sayısı x eksi 3 ise, yani şu kırmızıdaki tüm bölgenin eleman sayısı x eksi 3 tane ise, o zaman şu bölgeye kaç tane eleman kalır? Yani x eksi kaç demem gerekiyor? X eksi 3 yazamam. Neden? X eksi 3 bunun tamamıdır. İki tane daha çıkarmam lazım. İyi. X eksi 3'ten iki tane daha çıkarsam ne olur? X X eksi eksi bir olur. 5. X 5 olur değil mi? 1 olmaz. eksi 5. Evet, Evet. 5 olur. Şuraya gösterelim. Tamam. Diyorum ki x eksi 3'ten iki tane daha çıkarırsam x eksi 5 olur değil mi? İşte bu. Evet. Evet. Yani bunu yazdım. Geldim şu bölgeye düşünüyorum. Yani şu bölgedeyken şu işaretlediğim, ya da şu hareket ettiğim bölge var ya, oradan bahsediyorum. Yine B'nin eleman sayısı 21 eksi 2 x. Şu halde buraya kaç kaldı? İki tane çıkartmam lazım. Yani 19 20, eksi 2 x 21 21 eksi olur. 2x'ti ne yapacağım? İki tane azaltırsam, burayı düzenlersem 10. ne yapar? 19 değil mi? Eksi 19 eksi 2 x x olur. oldu. Buradaki eleman sayısı da 19 eksi 2x oldu. Tamam. Şimdi biz biliyoruz ki bir kümenin eleman sayısı, yani şurası negatif bir değer olamaz değil mi? Ya sıfırda ya da sıfırdan büyük olması gerekiyor. Şimdi bu üç tane bölgenin toplamı bize birleşimi veriyordu. O halde bunların birleşimlerini, yani bunlar sayısını, buradaki sayıda toplarsam birleşimi vermiş. Yani A birleşim B'yi veriyor. O halde bunların en büyük olması için uğraşmam lazım. Yani şu an en büyük olması neye bağlı? Tabii ki x'i ne kadar büyük seçtim o kadar büyük olur. Ama şurada mesela örnek vereyim, buraya ben 10 yazabilir miyim mesela x yerine? 10 yazarsam ne olur? Burası 10 eksi 5'ten 5. Burası 5 eleman, tamam. Ama buradaki x'i gelip burada yerine yazarsam, mesela şöyle 10 yazarsam ne olur? 19 değil mi? Eksi 2 çarpı 10 ne yapar? Burası, şurası 2 çarpı 10'dan 20 yaptı. 20'den de, pardon, 19'dan 20 çıkarsa ne olur? Eksi 1 yapar. Bir kümenin eleman sayısı eksi 1 olamaz. Yani en küçük sıfır, yani elemansızdır diyebiliriz. Negatif bir eleman olamaz. Yani eleman sayısı negatif bir sayı olamaz. Öyle diyelim. O zaman ben x'i 10 seçemem burada mesela. O halde burayı en büyük yapan kimdir diye düşünürsem, mesela ben x'e 5 versem, burası sıfırlar. Buraya 5 versem ne olur? Evet, şimdi şöyle yapalım. X 5 için düşünelim. Şunu da sağlı değil mi? Bak buraya 5 yazarsam 5 eksi 3'ten A'nın eleman sayısı 2 oldu. O halde bir x yerine 5 yazdığımda x eksi 5 ifadesini düşüneceğim. X yerine 5 yazdığım için 5 eksi 5 0 oldu. Yani şu bölgede 0 tane eleman var. Yani burada eleman yok anlamında demek istiyorum. Şimdi şöyle düşünelim. X yerine yine ne yapacağım? 5 yazmaya devam ediyorum. 19 eksi 2x ifadesinde x yerine ben 5 yazarsam bu işlemin sonucu ne yapar? 19 eksi 10 yapar değil mi? Burada ne yapar? 9 mu yapar? Dokuz. Evet. Demek ki burada 9 eleman var. Şuraya 9 diyorum. Artık şunlar şu eşit zaten, birbirine eşit. Burada 0, yani hiçbir eleman yokmuş gibi düşünmüyoruz. Bunların toplamlarda ne yapardı? 11 yapar. O halde A birleşimde 11 dedik. Evet. Böyle cevabını herhalde 11 dememiş miydi bu kitap? Dur bir bakalım. Sanırım öyle demiştik. 11 ya, böyle. Evet. Yani burada x yerine biz zaten 4 yazamayız. Mecburen 5 ve 5'ten fazla. İşte 6 yazarsak ne olur? İnceleyelim mi istersen? Bir de 6 için deneyelim kızlar. Hani 5'in geldi, en büyük gördük. Mesela x eşittir 6 için deneyelim dedim. X eşittir 6 yazıyorum bak şimdi. X yerine 6 yazarsam, x 6 için diyorum. Ne yapacağım? Bir şu bölge için yapacağım. Yani x eksi 5 sayısını araştırmam lazım şu bölgeyi. O halde x'e 6 yazarsam 6 eksi 5 ne yapar? 1 yapar değil mi?
Burada dursun. Hı-hı. Diğerine gelelim. Yani 19 eksi 2x de bize lazım. Bir de buraya bakalım. 19 eksi 2 çarpı 5. Burası ne yapar artık? Pardon 6 yazıyordum. Özür değil mi? 7. Evet şurası 6 yazıyor değil mi kızlar? X'in 6 yazıyor muyuz? Şuradaki X'in 6 yazarsam bu. Burası ne yapar? 19 eksi 12 yapar değil mi? Burada 7 yapar. Doğru. Böyle Venn şemasıyla gösterecek olsam ne hale geldi bizim şeklimiz aslında? Şu hale geldi. Burada A vardı. Burada B var. B ekmesi. Yani A, B ekmesi. Şurada zaten standart. Burada 2 değişmiyor zaten. Burasını biz kaç bulduk? İşte x eksi 5'ti ya burası. Şurada bakarsan x eksi 5'ti. Burası 1 oldu değil mi artık? X yerine 6 yazdığım için. X evet, yerine 6 yazınca şu bölge ne çıktı? Burası 7 çıktı değil mi? 7. Bunların toplamları bize birleşimi verdiği için A birleşim B birleşim şey A birleşim B'nin eleman sayısı kaç yapar o halde? Bunların toplamı kadar. O da ne yapar? 10 yapar değil mi? İşte bak daha azdı şuna göre. Hani bize en çok demiş ya sonradan. Evet. 11 daha büyüktür. Onu demek istiyorum. O halde demek ki X eşittir. 5 yazınca en büyük değere ulaşıyor A birleşim B. İşte 7 için falan da yapabilirsiniz. Onları siz artık denersiniz. 7 yazarsanız bundan da herhalde 9 falan gelecek. Daha küçülecek. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde düşündüm. Yani bir tarafı sıfırladım. Demek ki şu an sıfır, küçük oranı sıfırlamış oldum. Yani burayı sıfırladım. Ona göre yaptım daha doğrusu. Yani böyle yapılabiliyordu. Cevabımız 11 yani. Şunda işaretli cevap 11. Evet, geçiyorum o halde burada bu kısmı. Geçelim hocam. Diğer sorumuz. A ve B boş kümeden farklı birer kümeymiş. A'nın eleman sayısı A kesim B'nin 3 fazlasıymış. B'nin eleman sayısı ise A kesim B'nin 2 fazlasıymış. A birleşim B'de 11 elemanla A kesim B kaç eleman diye sormuş. Ben hep Venn şeması üzerinden gidiyorum artık. Venn şeması bu A olsun mesela. Şu da B olsun. Şuna B dedik. Mavi de A demiştim. Buna ben de bir sorum çözdük. Ben mi hatırlamadım acaba? Böyle bir şey sanki hatırladım da. Böyle bir şey çözmüştük ama çarpma vardı başında. Doğru, tamam o halde. Ben buna x örnek 6'da. Evet, anladım. O halde A kesim B'ye ben x dersem kızlar, B kesim A'da aynı küme değil midir? Aynı yer yani. Evet, o da x olur. Bu da x'tir yani, değil mi? Şurada x. O zaman şöyle yazalım. Şu kısma yazıyorum. Diyorum ki bir kere şunu bilelim. A kesim B kümesiyle B kesim A kümesi aynı küme değil mi? Aynı bölge. Yani değişme özelliği vardı kesimde değil mi? Hatırlarsanız kümedeki bir kesim işleminin birleşme pardon, değişme özelliği vardı. O halde diyorum ki A kesim B'nin eleman sayısıyla B kesim A'nın eleman sayısı aynıdır. Yani eşittir bunlar birbirine. Çünkü aynı küme çünkü. O halde bana da X dedik değil mi? X olsun dedik biz. Tamam, şimdi soruyu buna göre devam ettirelim. Bura X ise o zaman buradan ne elde ederiz? A'nın eleman sayısı. Yani A kümenin eleman sayısı ne olur sizce kızlar? X artı 3 olmaz mı? Evet. X geldi ondan dolayı. O halde B'nin eleman sayısı ne olur? Yani B kümesi eleman sayısı. X artı 2. Artı 2 olur. Yani güzel. Zaten şurayı bize vermiş birleşimleri. Tamam. Şimdi ben olaya başlıyorum artık. Yerleştirme işlemlerini. Bir kere buraya ne yazmam lazım şu bölgeye kızlar? Şu ortak bölgeye. X. Güzel. Çünkü X demiştim değil mi? Şurada X yazmıştım. O oraya geldi işte. Burada x tane eleman var. Tamam. Gelelim şurayı düşünmeye şimdi. Şuraya ne yazacağım şu bölgeye sizce? X cinsinden geçiyorum. X artı 3. Evet x artı 3 ama tamam x artı 3. O halde buraya kaç kalır sizce? Artı 3. Evet sadece 3 yani artı 3 aynı şey doğru. Güzel. Şimdi tekrar söyleyeyim. Şu mavi bölgenin tamamı x artı 3 olması lazım. Zaten burada x var şu bölgede. 3 de buradan geldi. X artı 3 aynı şurayı vermesi lazım değil mi? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Buna dikkat ettik. Şimdi B'yi düşünelim. Yine kırmızı bölgede. İki. Zaten x varmış. Demek ki buraya ne kaldı? Hani x artı 2 mecburen burada 2 lazım ki x artı 2 gelsin toplamda. Tamam mı? Bu da bu kadardı kızlar. Sonra A birleşim B birleşim pardon A şurada neyi vermiş? Ha, A birleşim B'nin eleman sayısını vermiş. O halde bu 3'ün toplamı bize zaten neyi veriyor kızlar? 3'ün toplamı A birleşim B'nin eleman sayısını vermiyor muydu? Hala Evet. A birleşim B'nin eleman sayısını. Bu da zaten bize verilmiş 11 değil mi? Şuradan geldi yani 11. Dikkat. Şimdi buradaki denklemi çözeceğim. X burada yalnız kalsın. 3, 2 daha 5 yaptı. Diğer tarafa attık. Eksi geçti değil mi? 11 eksi 5 oldu. O da 6 yapar mı X'imiz? Evet. Bize neyi sormuştu? A kesim B. A kesim B zaten bizim X değil miydi? Yani X demiştik ya en başta şurada. Demek ki bize X soruyormuş. X'i zaten bunu. O halde cevabımız 6 bizden.
Bu şekilde bitmiş oluyor bu soruda. Evet. Geçmek istiyorum. Sen bundan görüntülerini artık alıyor musun bilmiyorum da nasıl yapıyorsun? Ya da videoyu... Alıyoruz. Efendim? Alıyor musun? Tamam. Yani evet. Videodan da izleyerek de yapabilirsin. YouTube kanalındaki videonun aynısını izlerken durdur. Fotoğrafını çek devam et. Yani o da olabilir. Hocam sınavlar ne zaman başlayacak? Sınavlar güzel bir soru. Bize herhangi bir bilgi verilmediği için şu an bir şey demiyoruz. Bakanlık bir açıklama yapması lazım. Biz ona göre yola çıkacağız yani. Hadi bir sınav yapmışsak olmaz da. Milliyetin Bakanlığı mutlaka televizyonda falan açıklama yapması lazım. Ya da yani yayınlaması lazım bir açıklama şeklinde. Bir genelge falan. Biz ona göre yola çıkacağız. Evet. Şu anda net bir şey yok. Ama yakında bir sınav olma ihtimali var yani. Evet. Duyarız yani. Söyleriz zaten sizlere. Herkes duyurur zaten de. Tamam. Ben bir şey demiyorum. Evet. Siz çalışmanıza bakın. Evet. Geçiyorum halde buraya. Geçelim hocam. Evet. Kesişim ve birleşim işleminin dağılma özelliği. Zaten bunu biliyorsun. Dağılma özelliği mantıkla yapmış hangisi değil mi? Hatırlarsanız evet. İşte P değil mi? Veya işte Q veya R'yi dağıtmıştık sağ ve soldan. Burayı dağıtsam ne gelmişti? Değil mi? Aynı mantık aslında. Burası neye denkti? P veya Q dedik değil mi? Sonra pardon bu birleşme dağılma değil. Özür yanlış. Şu işareti yanlış yazdım çünkü. Şunu bir kere almam lazım. Evet, şuradaki, aslında şuradaki mantık dağılma özelliği var. Kesişimi birleşme dağıtıyor. Yani şu şekilde dağıtıyor değil mi? Mantıkla aynı şeyi yapmıştık. Onu benzerini söyledim. Şimdi o halde burası ne olur? Dağıtırsan A kesişim B olur. İşte burası A kesişim B gelmiş. Tamam. Bir de buna dağıtsam B kesişim C gelir. Şu elim, şu işaret nereden geliyor? Tam şuradaki işaretten geliyor. Dağılma özelliği biliyorsun zaten. Nasıl ki çarpmanın toplama özelliği dağılma özelliği vardı. Aynı mantık yani. Benzer şekilde burada dağılma özelliği var. Bu neymiş? Sağdan dağıttık. Bu kez de soldan dağılma var. Yani A kümesini ne yapıyor? Dağıtıyoruz. Hangi işlem? Kesişim işleminin birleşim üzerine dağılma özelliğini yapıyoruz. Yani bu şekilde düşünebilirsiniz. Dağıtırsam ne gelir? A kesişim B'ye gelir. Şunu şuna dağıttım çünkü. Sonra bunu dağıttım. A kesişim C'ye gelir. Bu da tamam. Aradaki şey zaten şuradan geldi. Biliyoruz artık değil mi? Şuradan. Evet, bildiğimiz dağılma işlemi. Yani nasıl çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği vardı. Aynı mantık. Şimdi geldik birleşme işleminin kesişim işlemi üzerine sağdan ve soldan dağılma özelliği. Bu kez neymiş? Burada kesişimi birleşim üzerine dağıttık. Bu kez tam tersi. Birleşim işlemi var. Gözün kesişim üzerine dağılacakmış. Yani buradaki C'yi dağıtacağım. Nereye? Parantez için şu şekilde dağıtıyorum. Buradan dağıttım. Bu sağdan dağılmış. Çünkü C sağdadır. Sağdan bir sola gittiğim için bunun adı sağdan dağılma. Dağıtırsam ne olur? A birleşim B oluştu. Görüyorsunuz buraya birinci gelmiş. Şurayı dağıttığım için A birleşim C. Bunu da buna dağıtsam B birleşim C'ye gelir. Ve aradaki işaret nereden geliyor tabii ki? Şuradan geliyor değil mi? Buradaki kesişim buraya geliyor tabii ki. Benzer şekilde soldan dağılma özelliği var. Tabii hangi işlem? Birleşim işleminin kesişim üzerine dağılma özelliği. Bunu da dağıtırsak bu şekilde ne geliyormuş? A birleşim B'ye gelir. Şu dağıttığım birinci işlemden. Sonra A'yı da C'ye dağıtırsam tabii aradaki işlem birleşimci o halde A birleşim C'ye geldi. Şu işaret nereden geldi tabii ki şuradan geldi. Şöyle gösterecek olursam. Evet. Bu da bu şekilde. Dağılma özelliği var. Geçiyorum halde bunu. Gelelim örneğimize bununla ilgili. Neyi vermiş? A kesim B'yi vermiş. A kesim C'yi vermiş. Neyi sormuş? A kesim B birleşim C'yi sormuş. Şimdi hiçbir alakası yok gibi duruyor ama tabi bunun bir de eleman sayısını sormuş. O halde bu kümeyi bulalım. Ondan sonra eleman sayısını bulabiliriz. Evet. Şimdi burada dağılma özelliği yapabilir miyiz? Şunu şuna dağıtabilir miyiz? Şöylece. Evet. O halde bizim için A kesişim B birleşim C ne eşit olur tabi dağıtırsan? Söyleyebilir misiniz? A. A kesişim B. Evet. Birleşim. Birleşim. A kesişim C. Doğru. Şimdi o halde A kesişim B. Şurası değil mi kızlar? Evet. Evet. Orası neymiş? Elemanlar yazıyorum. A, B, C. A, B, C, D, D E. Bu kümeyi yazdım. Birleşim diyorum. Diğer küme bakalım. A kesişim B. O da burası değil mi? Evet. Onu da buraya yazalım. B, E ve D, F şeklinde yazdım.
O halde ne yapacağız? Burada aradaki işlemle birleşim. O halde bu kümenin birleşimini yapmam lazım. Birleşim işlemini işlemiştik daha önceden. Ne yapacağız? Ortak elemanları bir defa yazacağız. Diğerlerini tek tek yazacağız yani. O halde şuraya kadar hepsini bir yazayım. A, B, C, D. Bu ilk kümeyi aynen yazalım. Şimdi gelelim bir kümeye. D'yi yazdık. Bunu yazmayacağım. E zaten var. Yine yazmayacağım. B de var. Onu da yazayım. Bir tane B kaldı. B'yi yazacağım. Demek ki o halde şu kümenin eşiti buymuş. Yani kümemiz buymuş. Değil mi? A kesim, parantezine B birleşim, C kümesi buymuş. Şimdi bize bunun eleman sayısını sormuş değil mi? Eleman sayısı demek nasıldı? S ile gösteriyoruz. O halde A kesim, pardon, evet A kesim, parantezinde B birleşim, C kümesinin eleman sayısı sormuş. Kaç eleman var? 6 tane. O halde buraya 6 yazıyor. Bir türlü cevap bu yani. Evet, bu şekildeydi. Okey, tamam. Geçiyordu hadi bu soruyu da. Evet. Geçelim hocam. Evet, gelelim diğer sorumuza. A kümesi, B kümesi verilmemiş. Pardon, A'yı vermiş. Bir de B kesim, C'yi vermişler. Böyle. Bir de şunu sormuş. B birleşim A ile diyor. C birleşim A'nın iki kümenin neyin kesişimini sormuşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Bu kere dağılmış halde vermiş bize. Biz bunu ne yapacağız? İlk haline çevireceğiz değil mi? Yani ortaklar evet. Var ya, ortakları göreceğiz. Ortaklar nedir burada? Ortakları, A birleşim. Ortakları söyleyebilir misiniz kızlar? Ortaklar. Hocam A ve birleşim değil mi? Evet değil mi? Güzel. İşlem olarak birleşimler ortak görüyorsun. Birleşim, birleşim var ikisinde de. A kümeleri var ortak. İşte bu işaretliklerini dışarı atacaksın. O halde nasıl yazalım? Şöyle yazalım. A birleşimler ortaktı. Bunlar dışarı gitti. O halde içerideki ne kaldı? B'miz var görüyorsun. Şuradaki B. Ve aradaki işlem kesin için bunu yazıyorum. Ve C kaldı. İşte bunu da buraya yazdım. Yani buraya dağılsan bu gelir değil mi? Aynısı. Dağıtırsan bunun aynısı gelir. Evet. Evet. Yerler değişik önemli değil. Değişme özelliği var çünkü. Evet, şimdi bu kümeyi bulmam lazım. Zaten A kümesini bize vermişler değil mi? A kümesini bir yazalım. A kümesi neymiş? 1, 2, 3. Değil mi? Bir de ne var? Üçgen var. Sonra bir karemiz varmış şöyle. Bir de dördümüz varmış. Bu A kümesi birleşim diyorum. Bu kez de şu kümeyi yazmam lazım. Bunu da vermişler. B kesim C çünkü. Neymiş onlar? 3 var. Kare işlemi, kare elemanı var. 5 elemanı var ve 6 elemanı var. Tamam. Şimdi bu ikisinin birleşimini birden istemiş. O halde birleşim ne gelir cevabı buradan? Yani sonuç olarak A birleşim B kesim C'nin sonucu oluyor şu anda değil mi? Çünkü oradan geldi. Birleşim neydi? Hepsi birleşeceğiz. Bir kere bütün elemanlar, şu ilk kümedeki bütün elemanları yazıyorum kızlar. Bunların hepsini yazdım. Şimdi bakıyorum. 3 var mı? Var. Onu yazmayacağım. Kare de var. 5 yok. Evet, 5 var. Lazım. Ve 6'yı yazmam lazım. Evet, işte bizim kümemiz bu. Zaten bu kümeyi sormuş bize. Eleman sayısını sormamış. Eleman sayısı sorsa cevap 4 burada, 4 burada 8 olması lazım. Evet, bu da böyle bitmiş oldu. Bir dakika hocam. Evet, geçelim mi? Geçelim hocam. Evet. Geçelim. Evet, 3 kümenin birleşimin elemanı sayısı demiş. Yani bu kere de 3 küme var. Daha önce 2 küme için yapmıştık bu işlemi. Bu kere de 3 tane küme var görüyorsunuz. Yani A, B, C gibi 3 küme var. 3 kümenin birleşimin elemanı sayısı nasıl bulunuyormuş? Onun formülünü bize vermiş. A birleşim, B birleşim, C'nin elemanı sayısı neye eşitmiş? Eşittir demiş. A'nın elemanı sayısı artı B'nin elemanı sayısı artı C'nin elemanı sayısı. Yani tekli olanları artı... Yani bunu şöyle ezberleyebiliriz. Aslında ezberlemek istemem de. Ben öyle akılda tutuyorum, öyle diyelim. Hani burada A, B, C tek ya harfler olan. Bunlar tek başına evet. Öndekiler artı. Bak çift olanlar var ya, yani çift dediğim kesişimler tabii. A kesişim B, A kesişim C ve B kesişim C. Bunlar ikişerli yani. Bunların önünde eksi var. Çiftle, yani çift olan kümeler diyeyim ben. Yani çift harf bulunduran daha doğrusu, öyle diyelim. Tabii arada kesişimler var. Bunların önünde eksi var. Üçlünün önünde ne varmış? Artı varmış. Teklilerin önünde artı var. Üçlünün önünde artı var. İkili olanların önünde eksi var. Böyle hani akılda tutmak için böyle bir şey hafızaya alabilirsiniz. Tabi aradaki hep kesişim, ona dikkat. Bunlar hep kesişim. Bu şekilde düşündük. Şimdi bu formülümüz yani. Bu formülün ispatına gerek var mı? Yok herhalde.
Böyle hafızayı aldık. Şimdi örneğimize geçeceğiz. Burada örnek olmasını ve örnek. Yani örneği ben Venn şemasına yine yapabilirim. Venn şemasına gittik. İki şekilde yapayım ben istersen. Birinci yol formülle yapalım. Yani bize verilen bir önceki formül var ya. Birinci yol diyelim. Neydi formül? Hemen hatırlayalım. A birleşim B birleşim C değil mi? Bunun evet. Eleman sayısı. Zaten şunu sorduğu için yani burayı direkt bulacağız. Söyleyelim. Neydi? A'nın eleman sayısı artı. B'nin eleman sayısı artı C'nin eleman sayısı. Evet, bunlar artı işareti önünde. B'nin eleman sayısı. Bunlar hep eksi olacak. A kesişim B. A kesişim C. B kesişim C. Evet. Evet. Bir de üçlüsü var. O da artı oldu tabii. A kesişim, B kesişim, C burası şu anda. Bu kesişim bak buna birleşim. Dikkat karıştırmayın yerin. Birleşim burada, kesişim burada. Evet eşittir diyorum. A'nın eleman sayısı bize verilmiş. Kaç mı? Bak buraya yazıyor. A, B hepsi eşitmiş. 10'muş. 10. Yani bu 10'muş. Bu da 10'muş. 10 artı 10. Yani bu da 10. Eksi A kesişim B bak hepsi burada verilmiş. A kesişim 4. 4 yazdık. Eksi. Eksi. A kesişim C 3'müş. B'ye 3 yazdık. A kesişim, pardon B kesişim C var. Bu da 5 elemanlı ve artı A kesişim B kesişim C var. O da 2 elemanlı. Bunu yazıyoruz. Bu işlemi yapacağız. Şunların tamamı 30 yapar değil mi burası? Şu eksilerden ne gelişiyor önce eksilerin tamamı? Eksi 12 yapar değil mi? Eksi 12. De burada var evet. Şu ikisini yapar. Burası 20 yapar mı? Pardon özür. Evet. Hayır canım. 18 yaparım. Evet 18 oluyor. Evet, cevap 18 20. Yapacak. 2 de burada var. O halde 20 mi cevabımız? 20. Evet. Evet cevap 20. Olması lazım. Evet. Nerede yazmış 20'yi göremedim. Aşağıda mı yazıyor? Neyse cevap 20. Şurada aşağıda yazıyor hocam. Ben şurada gördüm. Şurayı. Şurada yazmışsa doğru. Böyle yapabiliriz. Orayı anlaşıldı mı burası? O halde bir de Venn şeması üzerinden yapmak istiyorum. Bu formül üzerinden yaptık birinci yol. İkinci yolda Venn şeması yöntemiyle yapacağım. Burayı siliyorum eğer aldıysanız. Aldım. Tamam, o halde diğer yönteme geçelim. Evet, bunda ikinci yol diyelim kızlar. Üç tane küme çizmem lazım. Şu mavi, buna A diyelim. Buna B diyelim. Bir de C olsun. Şöyle bir şey olsun. Şimdi gelelim yerleştirmeye. Siyahla yerleştirme. Evet. Şimdi burada olay en içten başlayalım. Şuradan başlayalım. Yani şuradan başlanmaz. Tekrar söyleyeyim. Burası önemli. A birleşim, şu rengi de başka bir renk yapabilirim. Şöylece. Evet, önce buradan başlayalım. İçten başlayalım. İç demek bu bölgede. Yani burayı bir yerleştirelim. A kesim, B kesim, Y değil mi bu bölge şurası? Değil mi? Üç evet. Kümenin kesim, evet. Y burasıdır. Burası önemli. Vali ben buraya gelip 2 yazacağım kızla değil mi? 2. Evet. Tamam. Şimdi gelelim olaya. Bu bitti. Şimdi şunu düşünebiliriz mesela. A kesim B 4 elemanlı. Yani A kesim B neydi? Şu bölge değil mi? 2 ile beraber şu bölge. Evet. Hadi şuraya kaç yazmam lazım sizce? 2. Buraya 2 lazım dedim. 2, 4'ün ikisi nereye gitmiş? Şuraya gitmiş gördüğünüz. Toplam 4 yaptı şurada. 2, 2 evet. Daha 4. Şurası tamam. Gelelim şunu düşünelim. A kesim C'nin eleman sayısı 3 kızlar. Yani A nerede? Şu mavi ile yeşil bölgenin ortak bölgesi şu bölgede. Yani buranın tamamı 3 elemanlıymış. Valla 3 elemanı şu bir yani. Evet buraya 1 kaldı. 1 kalıyor. Aferin doğru. Bu da bitti. Gelelim şuna. B kesişim C'miz var. Bu da 5 elemanlı. B kesişim C yani kırmızı ile yeşil bölgenin ortak bölgesi şurasıdır. Buranın 5 elemanlı olması isteniyor bizden. Zaten ikisini buraya yazmışlar. 3. 3 eleman. 3 kaldı. 3 eleman yazacağız. Bu da 3 bitti. Gelelim şuraya. Bu kez de şunu düşünelim. Hepsi A. Hani 10 ya hepsi. Valla şu mavi bölgenin içinde tamamı 10 olması lazım. Zaten şunları toplasak kaç yapar? 2, 2, 1 daha 5 yapar. O zaman buraya 5 kalmaz beş mı? Kalır. Evet. Gelelim buraya. B kümesi. Kırmızı bölgenin tamamı yine 10 olması lazım. 2 burada, 2 burada, 3 de burada. Toplam ne yapar? 7 yapar mı şu 3'ünün toplamı? 7. Evet. Valla buraya 3 kaldı. 3 kalmaz mı 7, 10 olması için değil mi? Bu da bitti.
Evet. Yeşil bölge yine şu yeşil bölgede kalan bütün elemanların toplamı 10 olması lazım. 6 4 kalır. Burada toplam 6 yapar. O halde 4 kaldı kızım. Ha, şimdi geldik bize sorulan şey. Bunların tamamını topla değil mi? A birleşim, B birleşim, C demek. Buradaki bütün sayıların toplamı anlamına geliyor. İşte onları toplayalım. Nedir o halde bunların toplamları kızlar? Bir kere şurası 10. Bak mavinin içi tamam 10 ya. Evet. Ben öyle yapıyorum. Şu rengi değiştireyim. Buraya 10 yazıyorum. 10 nereden geldi? Mavinin içinde kaldığı için tamamını yazdım. O halde geriye ne kaldı? Bak şu bölge kaldı. Şu dışarıdaki. Şu 4, 3, 3 var ya onları toplamam değil mi? Evet. Şurası 10 yapar. İstersen tek tek de toplayabilirsin de ben direkt an eleman sayısı 10 diye onun için 10, direkt 10 yazdım şurası. 3, 20 4, yapıyor yani. 4, 10 oluyor, 20 kaldı. Oluyor. Ya bunları toplarsak bu da 20 yapar cevap budur yani. Bu da ben şimdi. Bu da ben şimdi. Evet. Ya formülü hafızaya tutman lazım ya da şekli böyle görsel olarak yerleştirmek lazım sayılır. Hangisi hoşunuza gidiyorsa yani. Yani bana sorsan tabii ben şekli seviyorum, ben şimdi. Görsel olarak görüyoruz neyin nerede olduğunu. Evet, bunda geçmek istiyorum. Eğer aldıysanız ikinci oldu. Geçelim hocam. Evet, diğer sorumuz. Evet, yine A alt küme B alt küme T şeklinde bir ifade verilmiş. Olmak üzere A'nın eleman sayısı 4, T'nin eleman sayısı 13'müş. A birleşim B birleşim T eleman sayısı eksi. A kesişim B B kesişim T'nin eleman sayısının ikisinin farkını soruyor bize. Bizde bu soru yok. Yok mu? Evet. Soru var. Şekilli bir soru var hocam. Ama aynısı değil onlar. Evet hocam. Yok hocam, bundan önce bizde bir soru var. O soru sizde yok. Sizde olan soru da bizde yok. Niye öyle yapmışlar ki? Bu var mı? 15? Evet. Var. Sizdeki nasıl? Hocam belki yanlışlıkla olmuş. Neyse onu bana bir gönder. Ben nasıl kitapları inceleyeyim. Şu var mı? 16. O da var. Tamam, o zaman sorun sadece şu soru değil mi? 14. Belki basım hatası olmuş. Hocam sesiniz gelmiyor. Evet hocam sesiniz gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Bir yerde sorun var orada. Şu anda hocam şimdi geldi de yani. Hocam hani önceden olduğunun aynısı oluyor. Yankılar. Bir daha olmuştu böyle. Biri telefonunu açıyor, o hışırtı ses yapıyor. Evet. Şu an normal olması lazım mı? Evet. Burada bir kalalım mı? Size bir dakika var sanki. Siz o soru örnek 14 mü sizde? Evet. 14'ü bana göndersin ki ben bakayım nasıl farkı mıydı? Aynı. Buna benzer bir şey mi yapmışlar ya da? Tamam hocam. Bunu çözebiliriz biraz sonra. Evet. Şimdi bir ara verelim. Süre sanki doldu gibi. Bir dakika doldu. Erken, bir dakika erken çıkıyorum ama ben bir dakika erken başlamak istiyorum. Evet. Ha, tamam 10 geçiyor zaten. Tamam halde sorun yok. Şimdi ara veriyoruz halde. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.